Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün sizinle şu orta segment telefonlara bir yakından bakmak istiyorum. Çünkü bu geç yani GSM operatörleri biliyorsunuz yani taksit yasağından sonra, kredi kartına taksit yasağından sonra çok ciddi oranda telefon satmaya başladılar ve insanlar daha uzun süreli telefon alabilmek için, yani daha uzun sürede telefonlara sahip olabilmek için GSM operatörünün yolunu tercih etmek zorunda kalıyorlar. Başka bir seçenekleri yok. Belki şöyle şeyler görüyorum, işte bilmem ne AVM, şu AVM, bu AVM gibi şeyler de görüyorum. Onlar ne yapıyorlar? Telefonlar atıyorum 1500 liralık telefonu adam alıyor. Bunları ne yapıyor? İşte yani 2500 lira fiyatlara falan filan taksitlendiriyor bir şekilde. Onu yapıyor, bunu yapıyor. İnsanlar bir telefon sahibi olmak için gerçekten de çok ciddi paralar ödeyebiliyorlar. GSM operatörleri de çok ciddi farklar koyabiliyorlar. Yani sen 3300 liraya aldığın bir telefonu 24 ay taksit sonunda hakikaten sana çıkan fiyat 4500 liralara falan filan da patlayabiliyor, ama dediğim gibi birçok insan burada işte telefonu sahip olmak açısından bunlara katlanmak durumunda da kalıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi tabii orta segment telefonlar da artık çok önem kazandı. Çünkü insanlar çok para vermeden çok en iyi sahip olmaya çalışıyorlar. Bu noktada GSM operatörleri bize yardımcı oluyorlar. Bu noktada kendilerine bir şey söyleyemem. Gerçekten son dönemde çok iyi orta segmente telefonlar çıktı. Özellikle bugün belki listemizde yok ama Honor 7 bence orta segment telefonların aurasını değiştiren bir telefon oldu. Yani Huawei ile birlikte yapılan ortaklık, Türk Telekom'un yaptığı ortaklığı ben oldukça beğendim. Bu noktada firmayı tekrar tekrar tebrik etmek lazım. LG K8 var, Smart Style yeni var, dün tanıtıldı ve Turkcell T70 var biliyorsunuz. 3 tane telefon var. Şu an bu 3 tane telefon fiyatı da hemen hemen aynı. Arada sadece 49 TL, 50 TL'lik bir fiyat farkı var. O da Smart Style 7 şu an daha ucuz o telefonlardan. Şimdi biraz sonra donanımlarından, şunlardan bunlardan bahsedeceğiz ama fiyat anlamında biraz daha uygun dedik Style 7 için, Vodafone'un Style 7'si için, ama 1 Haziran'dan sonra Style 7 onlara göre tam tamına 150 TL daha pahalı bir seviyeye gelecek. Bu da dediğim gibi Vodafone'un bu iş artık bakış açısının ne olduğunu da ortaya koyuyor. Ben bu konuda da firmaya çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Yani sen 599 liralık telefonu, şu anda 599 liraya sattığın telefonu 1 Haziran'dan sonra, yani takribi 4 gün sonra, yani nasıl olur da yani 799 liraya satarsın? Ne bileyim, birisi çıkıp da sorar belki bu soruyu. Ben şimdilik sorayım, sormuş olayım bu soruyu. Telefonlarda hemen belirtmek lazım. LG K8'de MediaTek'in bir işlemcisi var. 4 çekirdekli bir işlemci var. 1,3 GHz'ında çalışıyor. Smart Style 7'de Snapdragon 210 var. Turkcell T70'de de Snapdragon 210 var. Bu 3 tane, yani bu 3 telefon arasında hangisi daha iyi, en azından performans gösteriliyorsanız saf işlemci performans açısından, MediaTek'inki 6735 biraz daha önde yer alacaktır diye düşünüyorum. Gerçi bu telefonda şimdi 1,5 GB RAM var. Smart Style 7'de 1 GB RAM var. Turkcell T70'de 2 GB RAM var. Burada RAM tarafında 1, 1,5, 2 olarak sıralanıyorlar. Yani donanım tarafında hemen şunu söyleyeyim. Turkcell T70 biraz daha iyi. 5,2 inç bir ekran sunuyor. Smart Style 7 ve LG K8 5 inç bir ekran sunuyor. Burada yalnız şunu söyleyeyim. Style 7 ve Turkcell T70'te TFT ekran var. LG K8'de ise TFT ekran yok. IPS ekran var arkadaşlar. Bunu belirteyim. Yani eğer ekran sizin için önemliyse bu segmentte, ki kesinlikle önemli. Burada dediğim gibi LG K8'de de değerlendirmenizi, bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Yani telefonu dediğim gibi elinize aldığınızda sağdan baktığınızda bir parlama yoksa IPS tabanlı ekran oluyor. TFT ekranların artık dediğim gibi kullanımları kalmadı. En son ben TFT ekranları nerede gördüm hatırlamıyorum. Sanıyorum Xperia Z'de görmüştüm en son. Ondan sonra kullanılmıyordu. Bu ekranlar geri gelmiş. Daha uygun fiyatlı ekran, yani telefon yapabilmek için. Bu telefonların hepsi, yani özür dilerim, hepsi demeyeyim. Turkcell'inki 16 GB hafıza var. 2 GB RAM var. Burada dediğim gibi Turkcell daha fazlasını sunuyor donanım anlamında. LG K8'de ise 8 GB hafıza, 1,5 GB RAM var. Şeyde ise Smart Style 7'de ise 8 GB hafıza, 1 GB RAM var. Ama Vodafone ne yapmış? Yani çok enteresan gerçekten. Tebrik ederim kendilerini. Demiş ki içine demiş 8 GB da hafıza biz koyalım. Hafıza kartı hediye edelim. Böylece demiş işte kullanıcıların kafasını fazla karıştırmadan en iyi verelim demiş. Bu şöyle söyleyeyim. Tabii Android 6.0 var telefonlarda ve bu Android 6.0 desteğinden dolayı uyarlanabilir hafıza var ve bu uyarlanabilir hafızadan dolayı programları Smart Style 7'de hafıza kartına da atabiliyorsunuz, ama diğerlerine de hafıza kart takarak aynısını yapabilirsiniz.
Yani burada dediğim gibi çok da büyük bir fark yok. Zaten Smart Style 7 yani onlara göre 150 liraya daha pahalıya satılacağı için, bir Haziran'dan sonrası için söylüyorum. Yani siz istediğiniz kadar, hatta 64 32 GB gerçi desteği var. En fazla 32 GB desteği var telefonların, ama çok rahat bir şekilde dediğim gibi 32 GB hafıza kartı alarak bu telefondan çok daha üstünü, daha uygun fiyatı sağlayabilirsiniz. En azından hafıza kısmında. Telefonların üçünde de 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera var arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. LG K8'de 2125 mAh pil var. Turkcell T70'de 2540 mAh pil var ki burada Smart Style 7'yi maalesef bulamadım, pil tarafında bir bilgi yok. Yani sağlıklı bir bilgi yok en azından. Yani burada pil tarafında Turkcell T70 dediğim gibi donanım tarafında aslında genelde daha fazlasını sunuyor. Ve 649 TL. LG K8 649 TL. Smart Style 7 bugün 599 lira ama Vodafone'un söylediğine göre 1 Haziran'dan sonra 799 lira olacak. Ben şöyle bir öngörüde bulunayım. Vodafone yani kesinlikle ve kesinlikle şeyden sonra da nedir o? 1 Haziran'dan sonra da fiyatını 599 lira tutacaktır. Yani Vodafone kalkıp da böyle bir şey yapmaz da, tutun ki yaptı. Telefonu 799 liraya çekerse bu telefondan bir tane bile satamaz. Ama dediğim gibi bu fiyatlardan, yani şu anda Turkcell'den de, şu anda LG'den de daha uygun fiyatla satılıyor Vodafone'un Smart Style 7'si. Burada dediğim gibi daha alınabilir bir seviyede en azından Smart Style 7, ama önümüzdeki dönemde ne olur bilemeyeceğim. 799 liraya çıkarsa telefon, o iş olmaz. Şimdi LG'nin ya LG K8'de şunu söyleyeyim ben. LG K8'de benim en beğendiğim özellik 2.5D ekran kaplama kullanması ve bu 2.5D ekran kaplamadan dolayı sanki telefonun gerçekten de bu fiyat segmentinde Edge ekrana sahipmiş gibi bir izlenim var. Ben bundan dolayı telefonu gerçekten çok beğendim. Yani siz beğenir misiniz, beğenmez misiniz, tabii ki bu sizin vereceğiniz bir karar, ama ben telefonu çok beğendim, bunu söyleyeyim arkadaşlar. Oldukça başarılı. Telefonda daha fazla söyleyebileceğim çok bir şey yok 3 telefon arasında. Yani sen hangisini tercih edersin derseniz, ben burada yani bu konuda biraz kararsız kalıyorum. Yani ama ekran benim için çok önemli. Ondan dolayı biraz LG K8 ya Turkcell, özür dilerim, Türk Telekom LG K8 tarafında biraz daha fazla yoğunlaşıyorum. Bunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi Smart Style 7'de fiyat performans açısından oldukça başarılı. Turkcell T70 de dediğim gibi daha fazla donanım sunuyor. Ama Snapdragon 210 burada tam bir soru işareti. Gerçekten nasıl bir performans gösterecek? Bunu yapacağımız testlerde ortaya koymak lazım. Şu an telefonları incelemediğim için sadece hani teknik özellik bakımından kağıt üzerinden gidiyorum. Kağıt üzerinden gittiğim zaman da dediğim gibi yani şu anda LG K8 bana biraz daha böyle alınabilir geliyor. LG K8'i incelemiştim de. Bununla ilgili videolarımı LG K8'in Türkiye'deki ilk incelemesinde yapan insanlardan bir tanesiyim. Hatta ilk insanım. Burada dediğim gibi onu da mutlaka inceleyin. Ben LG K8'in özellikle oyun performansını da beğenmiştim. Yani MediaTek 6735 bence güzel bir iş ortaya koyuyordu. Kullanılabilir bir en azından telefon. Bunu söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Orta segment telefonlarla ilgili, özellikle GSM operatörlerinin bu son çıkarttıkları telefonlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu konuda bize de, bana da en azından yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.